Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda kocaman dev mega bir tost yapacağım size. Onun tarifini vereceğim. Ama tost ekmeği yok. Onu şimdi hatırladım. Tamam, tost ekmeği sorununu çözdüm. Gittim marketten. Aldım, geldim. Artık bir tost ekmeğim var. Şimdi mega dev kocaman büyük tostumuzun yapımına başlayabiliriz. Böyle dediğime bakmayın, gerçekten çok böyle sınırları zorlayan bir şey olacak. Yani hazır olun. Ama bir dakika, size bu tarifin detaylarını vermek istiyorum. Şimdi böyle belki açsınız, bilgisayar başındasınız ya da televizyon başındasınız, dışarıdan sipariş vermek istiyorsunuz ama bu yapacağınız tost emin olun onlardan çok çok daha güzel olacak. İddia ediyorum. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Umarım başka bir eksik yoktur. Evet, Duygu'nun mutfağına tam olarak şu anda resmi olarak hoş geldiniz. Bu mutfakta göreceğiniz şeylere karşı kesinlikle ama kesinlikle cesaretli olmanızı istiyorum. Hazır olmanızı istiyorum. Çünkü bu mutfak aşırı derecede lezzet içerir. İyi salladım. Neyse. Öncelikle size birazcık malzemelerden bahsetmek istiyorum. Malzemelerimizde bir adet yumurta ama bu gezen tavuk yumurtasıymış. Etrafta dolaşarak yumurtladığını iddia ediyorlar. Bir adet tereyağı. Bu da işte tereyağı yani. Sonra salçalı sos, kahvaltılık sos diyebiliriz. Mısır, dilim peynir, ondan sonra çedar peyniri ve salam ve sucuk. Ve baharatlar aynı şekilde yine ihtiyacımız olan malzemeler arasında olacak. Peki araç gereçlerimiz ne olacak? Hemen ondan bahsedelim. Şöyle gelelim. Evet, bir adet tava. Doğrama tahtası, bıçağımız. Bu arada bu nazar boncuklu falan çok şekil bence. Nazarlar gidin. Ve son olarak da tost makinesi. Şimdi benim yapacağım büyük tost, mega tost bayağı şey olacak. Bunu zorlayacak. Bakalım sınırlarını zorlayabilecek miyiz bunu? Malzemelerin detaylı ve güzel bir şekilde hazırlanması çok önemli. O yüzden şimdi size en ufak detaylarına kadar malzemeleri hazırlayacağım. İlk başta malzemelerimizi biriktirmek için hepsi hazır dursun diye şöyle bir tabak çıkartıyorum. Çünkü bunu unutmuşum. Sonra 10 yıldır bekleyen sucuğu çıkartıyoruz. Gerçekten ne kadardır mutfakta, ay dolapta bilmiyorum. Ama yani umarım zehirlenmem. Siz dikkat edin. Sonrasında işte kafamıza göre bir şey belirleyeceğiz, yer belirleyeceğiz. Mesela ben iki kat yapacağım için her katta sucuk olması istiyorum. O yüzden şu kadarlık yeter herhalde. Sonra hemen sucuğu şöyle doğruyoruz. Bıçak kullanırken lütfen dikkatli olalım. Çünkü hani bunu ben diyorum ama ben pek dikkatli olduğum söylenemez açıkçası. Şimdi sucukları şu hareketle doğrayacağız. Şöyle ileri geri gelecek. Dümdüz değil. Dümdüz olursa parçalanır çünkü. O yüzden şöyle. Ki bu bıçak da birazcık körleştiği için hani şey olması daha normal. Bunu çok ince doğrayamam. Dediğim gibi yine parçalanır. Hani hazır doğranmış sucuk olsa o zaman bir şey olmazdı. Ama bu sorun. Sona geldikçe parmağınızı kesme ihtimaliniz artabiliyor. Sanırım başarılı olduk. Her katta şöyle 4 sucuk, aşağıda 4 sucuk yukarıda şeklinde olacak. Sonrasında salamı hazırlamak istiyorum. Açıl! Aa, hocam çık. Açıl hemen. Evet, salamları da şöyle yapacağım. Bunları hiç açmıyorum. Böyle kalın kalın kalıyor. Bu şekilde dümdüz doğrayacağım. Şöyle tutabilirim buralardan ki kaymasın. Aynen böyle olmasın. Sonrasında bir dakika. Bunları tabağımıza yerleştiriyoruz. Hadi ama. Şu an beni gören aşçılar ağlıyordu. Bu kadarı yeterli bulmuyorum. O yüzden bir tane daha yapacağım. Yeterince böyle mega olamadığını düşündüm. Ultra mega büyük bir tost olacağı için bunun böyle olması lazım. Şimdi bunlar eriyen dilim peynirler. Dedim ki hiç şeyi erişmiyor. Birazcık bayağı bir yağlı aslında. Yağlı kartal peynir ama normal kaşar peyniri de yapabiliriz.
da cheddar peynirimizi açıyoruz, çıkarıyoruz, hazırlıyoruz. Ve malzeme tabağımız şu anda hazır gibi. Bayağı bol malzemesi var ama daha bitmedi. Daha bitmedi. Üzerine asıl gelecek bir şey var. Şimdi hemen onu hazırlayacağız. Yumurtayı kasenin içine koyacağım. Kıracağım daha doğrusu. Hadi çıkabilirsin. Hadi. Tamamdır. Şimdi yumurtanın içine malzeme koyacağım. O da tuz. Biraz fazla koydum galiba, neyse. Biliyorsunuz ki ben baharat çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız. Kekik ve pul biber. Yumurtamızın malzemeleri hazır, yani çırpmaya hazır. De yere düşürüyormuşum var ya, tek elimde olan yumurta bu yalnız. Şimdi yumurtamız bu şekilde hazır. Hatta bunun içine ben çay koyacağım. İçine de zeytinyağı dökeceğim. Çok değil, kızartacak kadar. Evet, sonra tekrardan şöyle karıştırıyorum. İyice karıştı şu anda. Bunun altını yakmaya hazır. Bayağı bir ısındıktan sonra şimdi yumurtayı tavaya dökebiliriz. Eyvah, yere döktüm. Of. Orada dursun bir. Şimdi silmem lazım. Tamam, bir şey olmadı. Şimdi bunun bu şekilde kalmasını istiyorum. Yani kare bir şekilde olmasını istiyorum. Kare şekilde olması benim çok işime yarar. Tost için kullanacağım çünkü. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Tek yapmamız gereken beklemek. Evet, bekledik ve oldu. Tamam, şu anda istediğim kıvama geldi. Bu şekilde duracak bu. Bununla işimiz bitti. Şimdi bunu fişe takıyorum. Işığı maviye geldiğinde hazır olacak demektir. Bu sırada tost ekmeklerini de hazırladım. 3 kat yapacağım ama bunları yapmadan önce hafiften bundan önce bir ısıtacağım. Isınmasını sağlayacağız. Isıtırken de hiçbir şey kullanmayacağız, yağ falan şimdilik. Tebrik ederim. Yeterince cesaretli olduğunuzu gösterdiniz. Ama asıl sorun bu noktadan sonra. Umarım hala cesaretiniz vardır ve bunu kaybetmemişsinizdir. Çünkü birazdan görecekleriniz gerçekten zor olacak bizim için. Benim için de zor olacak. Tık sesi geldi şimdi. Isınmış tost makinesi. O zaman o büyük mega tostu bakalım yapmayı başarabilecek miyim, çünkü tost makinesi çok küçük. Evet, gel bakalım seni küçük ve minik tost makinesi. Şimdi bayağı sıcak olmuş bu arada. Hatta bunu da koyalım. Bu da biraz şey olsun, küçülsün. Evet, tost makinesi orada dururken malzemeleri biz de buraya hazırlayacağız. Şimdi bu en böyle yumuşak olanı, bunu ortaya koyacağım. Bunlar biraz daha şey artık, hafif kıtırlaşmış. Bu arada birazdan da tereyağı süreceğiz. Ama öncelikle şimdi tabana peynir yerleştiriyoruz. Peynirin üstüne de şuradan sucukları yerleştirdim. Bu birinci kat. Sucukların üstüne de salamları yerleştireceğim. Ama bir dakika, bu sucukları koymadan önce şeyde birazcık pişirmem gerekiyor. Şurada birazcık pişirmem gerekiyor. Ben onu unuttum. Durun. Gelin. Sucuklar hemen burada şimdi pişecek. Piştiği gibi de üstüne koyacağım. Piştiğini düşündüğüm için hemen alıp üstüne koyuyorum tostun. Burada da birazcık tereyağı gezdireceğim ki gerçekten yapışmasın, ama çok da yağlı olsun istemiyorum. Hani kıtır kıtır olmasını istiyorum hafiften. Şimdi tereyağını şöyle gezdireceğiz. Üstte de olsun. Şimdi böyle dursun yine bu. Çatal. Evet, tostta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu sucukları şimdilik şurada bekleteceğim. İlk katı böyle olacaktı. İlk katının üstüne de şimdi salamları şöyle koyacağız. İlk katı bitti. Ortaya hangisiydi yumuşak olandı? Ortaya da bu gelecek. Bu ortaya geleceği için, yani bunun üstüne geleceği için önce araya bir cheddar peyniri, sonrasında da şuraya hafif böyle salçalı sostan süreceğim. Hem altına da üstüne de süreceğim. Şimdi altına sürdüm. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü biz mega büyük, aşırı garip bir tost yapıyoruz. Bunu da alt katına salçalı sosu ekledik.
Şimdi üst kata geçiyoruz. Cheddar peynirle devam ediyoruz. Aynı sıralamayı yapacağız. Sıralamayı kaybetmek istemiyorum. Bonus olarak yine şöyle sucukları koyuyorum. Mısırlardan koyacağım araya. Hafiften şöyle bir. Ve yıldız parçamız geliyor. Yıldız parçamızı alta mı koysak? Bir dakika, karar veremedim şu an. Aynen, yıldız parçayı buraya koyalım. Yıldız parça böyle gelsin. Yumurtanın ikinci kısmını buraya koydum. Şimdi bunun üstüne salam koyuyorum. Ve son parça olarak da bunu koyuyorum. Şimdi bunları tost makinesine tekrardan koyacağız. Ama sıcak mı asıl sorun o. İlk başta böyle bastırıyoruz ki sıcaklığı alsın. Sonra yavaş yavaş küçülecek. Hafif buradan bastırdık. Şimdi diğer taraflardan baskı uygulayacağım. Şimdi çevirdim. Böyle bastırıyorum. Bastırmam lazım ama malzemelerin de aşağı düşmemek lazım. O yüzden şöyle kapatıyorum malzemeler düşmesin diye. Hayır, olamaz. Olamaz, düştü. Salam düştü. Gir oraya. Gir oraya. Sakın bir daha yapma bunu. Ve peynirlerinin erimesi gerek. Şimdi hemen dönüp diğer tarafa da aynı uygulamayı yapmamız lazım. Ve şimdi tostumuz servise hazır. Çünkü makineden garip sesler gelmeye başladı ve dedim ki artık bu kadar beklemek yeter. Evet, şimdi tost hazır ama bunu bir zehirlenme testinden geçirmem lazım. Yani tostu test etmem lazım. Bakalım, eğer zehirlenmezsem bu videoyu paylaşabilirim. Sağlık konusunda bir sıkıntı yoktur. Siz aynısını yapabilirsiniz demektir yani. Şimdi tostu tatmaya geçiyoruz. Çok güzel kokuyor. Evet, şimdi tostu tadacağım ama ben çok kibar bir insan olduğum için çatal bıçak kullanacağım. Çünkü öteki videoda hep böyle şey yapmışsınız, SS'ler falan almışsınız. O yüzden bunu kullanacağım. Çünkü ben çok kibar bir insanım. Bence bu tarifi kesinlikle uygulayabilirsiniz. Yani kestiğimde şuna bakar mısınız? Evet. Bir dilim kestiğimde içinin doluduğu bu şekilde. Gerçekten istediğim gibi bir mega tost elde ettim. Şimdi ise bunun tadına bakacağım. Müthiş. Gerçekten ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten müthiş. Hani böyle bir büfede falan böyle bir şey yapsalar kesinlikle sürekli gider yerim yani. Öyle bir şey oldu. Gerçekten öyle bir şey olmuş. O kadar iyi olmuş ki. Bunu tarif etmek için bir kelime kullanamam gerçekten. Kesinlikle böyle bir şey yapmanız lazım. Bu büyük bir çılgınlık yani. Boşuna sipariş vermeyin dışarıdan. Ve bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer herhangi bir şekilde kaydetmeyi unutmamışsam, herhangi bir şekilde hata yapmamışsam bu videoyu şu anda izliyor olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir Duygu'nun mutfağında bugünlük. Bu kadardı. Eğer beğendiyseniz video ve bu tarz videolar istiyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Afiyetle kalın falan diyormuşum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Gerçekten çok lezzetliydi. Gerçekten yapın bunu.